Merhaba gençler. Peki öğretmenlerimizin bize tanımladığı derslere nasıl katılacağız? Bu katılma işlemleri esnasında kameralarımızı, sesimizi nasıl açabiliriz? Bu tarz sorularınız için şimdi öğretmeniniz size ders tanımladığında öncelikle ilgili sınıfınızın ekibine giriyorsunuz, ilgili dersinizin kanalına tıklıyorsunuz ve dersinizi görüntülüyorsunuz. Mesela deneme diye bir ders oluşturulmuş. Bu ders Perşembe günü 13.35'te başlamış. Şu anda dersimize giriş yapabiliriz. Dersimize giriş yapmak için üzerine tıklıyorum. Ardından sadece katıla basıyorum. Katıla bastığımda bana diyor ki mikrofonun ve görüntün açılsın mı açılmasın mı? Katılırken istersen eğer öğretmeniniz de izin veriyorsa kameranızı da aktif hale getirebilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Aynı şekilde mikrofonunuzda buradan direkt ayarlamaları yapabiliyoruz. Şimdi katıl diyorum. Hoparlörlerinizin sesi kapalı. Herkesin duyması için hoparlörlerin sesini açın. Eğer ki sizin sesle alakalı bir işleminiz olacaksa sesi aça basabilirsiniz. Ama şu an için ben çarpıya basıyorum. Dikkat edin, katılımcısınız, içerik paylaşamaz ve yardımcı olamazsınız diyor. Çünkü öğretmeninizin dersi başlatıp içerik paylaşımını vesaireyi yapması gerekiyor. Kapata tıklıyorum. Buradan elinizi kaldırın seçeneğine tıklayarak isterseniz tekrardan elinizi kaldırabilir derse katılım için şu şekilde ya da tekrar tıklayarak indirebilirsiniz. Kamerayı aynı şekilde tekrardan açabilir. Şu an ben elimi koyduğum için bakın hafif çektiğimde ışık geliyor. Bu şekilde kamerayı açıp kapatabilirsiniz. Ya da yine mikrofonumuzu bu şekilde açıp kapatabiliriz. Bunun dışında aslında sizin derste yapabileceğiniz başka hiçbir şey olmamalı. Dediğim az önce bize söylediği gibi biz katılımcı olduğumuz için toplantıda herhangi bir paylaşım yapamıyoruz. Öğretmenimizin paylaşmasını istiyoruz. Katılımcıları gösterebilirsiniz isterseniz. Ama kesinlikle katılımcıların sesini dersten çıkmasına ya da derse giriş yapması gibi durumlara sizler müdahale edemezsiniz. Öğretmenleriniz bununla ilgili önlemlerini alacaktır zaten. Ama almamışlar da olsa öğrencinin buna yetkisi, program izni verse de buna yetkisi yok. Kesinlikle öğretmenin ya da öğrencilerin derse katılımıyla, görüntüsüyle, sesiyle ilgili herhangi bir müdahale öğrenciler etmeyecek. Sizin yapacağınız tek işlem el kaldırmak, öğretmeniniz size söz hakkı verirse sesinizi açmak, öğretmeniniz izin verirse kamerayı açmak. Bunun dışında ders esnasında öğretmenlerinizin sorduğu sorular dışında herhangi bir işlem yapmamalısınız. Eğer ki kamera açma işlemi dersiniz esnasında olmuyor ise bu dersi oluştururken yapılan bazı ayarlardan olabilir. Ama şu an için gördüğünüz gibi kameranın üzerine öğrenci olarak açtığımız derste gayet kamerayı bakın hafif elimi çektiğimde aydınlığın geldiğini görebiliyorsunuz. Açıp kapatabiliyoruz ya da aynı şekilde ses açıp kapatabiliyoruz. Herhangi bir problem olmuyor. Zaman zaman internetimizin yavaşlığı, Teams çok basit bir program değil, biraz karmaşık bir program ve ağır bir program. O sebeple zaman zaman internetinizin hızına bağlı olarak bazı işlemleri donanımsal sebeplerinizden dolayı da yapmıyor olabilir. O sebeple internet hızınızın da kontrol edilmesini tavsiye ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.